Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini başbakan. Tek başına verildi mi acaba? Konusunda telkinde bulunmuyorum. Sadece paylaşıyorum seninle. Şey, belki yanıltabilirim de seni. Bakanlar Kurulu Başbakan, Cumhurbaşkanı TBMM. Sıradan bir cevabı görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi doğru cevap olacaktı. Paralar gidiyor. Evet, 1000 TL'den şu anda kasanda sadece 700 TL kaldı. Ve bu tabii ki senin elendiğin anlamına gelmiyor. Yolumuza devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Barış Akarsu şimdi 6. soruya cevap verecek ve 6. soru için hemen konu başlığımızı tercih edelim. Hangi konu başlığı? Spor. Spor. Avantajlı bir konu başlığı. Spor. Ben senin yerinde olsam ilk etaplarda tercih ederdim. Aslında yani ben mantığı şimdi kavradım. İlk başta mesela zorları şey yapıp daha sonradan mesela müzik olabilirdi. O zaman seni antrenmanlı olduğun bir zaman biz yeniden davet ederiz yarışmaya. Eyvallah, tamam. 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 Evet, çalışırım evde değil mi? Çünkü kat kat risk kat kat paranın ilk yarışmacısı Barış Akarsu. Biz sana teşekkür ediyoruz ben bu arada. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geldiğin için. Ve tabii ki şimdi spor konusunda şimdi senin riske edeceğin para oranı bizim için önemli. Kasanda 700 TL var. Ve ne kadarını risk ettin? 500 ediyorum yani. Çok yüksek ettin. Olmadı mı? Hayır. Yani çok cesaretli gidiyorsun yani. Biraz hovarda gidiyorsun gibi geliyor bana. 500. 250 olsun abi. 300 olsun. 300. 300 diyorsun. Hı-hı. Tamam. 250 zaten minimum risk. Ben istiyorum ki kasandaki paranla, çünkü bir sonraki aşama dördüncü aşama ve dördüncü aşamada final sorusu gelecek. Hı-hı. Kasanda kalan paranın 5 katını kazanabileceksin. Evet. O nedenle kasanda paran olsun tamam. İstiyorum ben. Eyvallah. Çünkü kasandaki para yarışmada minimum bizimle kullan. Devam etmene imkan tanımazsa 7. soruyu göremeyeceğiz. Minimum kullanılmalı. Evet, 300 TL diyorsun. Hı-hı. 300. Tamam. Tamam. Ve şimdi biz Barış Akarsu'nun 6. sorusunu görüyoruz. Sevgili Barış, 6. soru. Spor sorusu. Modern olimpiyatlar ilk kez hangi yılda düzenlenmiştir? A. 1895. B. 1896. C. 1894. D. 1893. Birbirine çok yakın tarihler ama bu tarihlerden bir tanesi modern olimpiyatların başlangıç tarihi. Modern olimpiyatların ne zaman başlamıştır? Bugünkü olimpiyatların ilk başlangıç tarihi. Çok zor. Çok kolay soru. O zaman ben şöyle sorayım sana. Spor denince ilgi alanın ne? Futbol mu sadece? Ya yok, ne bileyim yani. Yine bir genel bilgim var yani sporu. Futbol. Tarihler birbirine yakın olduğu için aslında haklısın. Evet. Yanıt vermekte zorlanmakta. Ama yine de bir tercihte bulunman gerekiyor. Doğru cevap verirsen kasandaki para 1300 TL olacak. Yanlış cevap verirsen 400 TL olacak. Evet.
arasında, bütün şeyler arasında tuttum. 94-96'ın arasında. O rakamların arasında kalmış olan tek rakam. Evet, olabilir 95 mesela. Dedi. Evet, şeyler çıkabilir. A şıkkı da olduğu için ben onu tercih ediyorum. Evet. A şıkkı. Tamam mı? Tamam. Barış Akarsu 6. soruya A şıkkı dedi. 1895 acaba modern olimpiyatlar ilk kez 1895 yılında mı düzenlendi? Şimdi doğru cevabı görüyoruz sevgili seyirciler.